Çanakkale'nin olası depremde yıkılma riski en yüksek konutlarında oturan sosyal konutlar sakinlerinin yaşadığı çevre ve halk sağlığı sorunlarına ilişkin haberimizin ardından Çanakkale Belediyesi harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler bölgeye giderek alanda göstermelik temizlik gerçekleştirdi. Belediye internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da duyurusunu yaptı. Ancak haber takibi dolayısıyla bölgede yaptığımız gözlemlerde ve vatandaşın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere durum eski halinden çok da farklı değil. Belediyenin üstün körü yapmış olduğu temizliğe tepki gösteren vatandaşlar ağaçların budanmasını ve çevre düzenlemesini de talep etti. Biz işçiler pislerine kaldık. Yani buyuz yani çok terk edildik. Devrimi bekliyoruz ölmek için. Öleceğiz yani o zaman hepimiz altta kalacağız. Bilmiyorum. Tabii ki öncelik temizlik. Temizlik olmadan şeyler olmuyor. Olması gereken şey yani. Evin nasıl temizliyorsa sokağı temizlemen lazım. Halkın düzenli şekilde yaşaması için güzel alanlar olması lazım. Maalesef Çanakkale güzel ama böyle yerler göremiyoruz. Yani eğer yıkılmayacaksa bir çevre düzenlemesi yapılsa bizler evlerimizden memnunuz. Tamam bazı gerçekten yıkılmaya ihtiyacı olan evler var. Ama bizim evlerimiz iyi. Bizim evler iyi. Ama bizim tek istediğimiz belediyenin elemanları şöyle etrafı biçse, temizlese, hayvanlara özel bir barınak yapsa. Yani şimdi ben balkonda oturuyorum ama maalesef kedi pisliğinin kokusundan durulmuyor. Ben bizim arka tarafta yani bu bir gerçek kısım. Abudanabilir. Bizim bak şu arka taraftaki ağaçlardan televizyonlarımız göstermedi. Bir zaman da komşunu kuna koydum ben antenimi. Yani önü açılması lazım ağaçlarında.